Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Anka TV bünyesinde sizler için hazırlamış olduğumuz muhteşem bir seri ile tekrardan karşınızdayız. Bu serimiz oldukça ilginizi çekecek. Neyden mi bahsedeceğiz? Tabii ki Osmanlı'nın hanım sultanlarından ve yaptıkları hizmetlerden bahsedeceğiz. Osmanlı tarihinin ve özellikle hanedanın en çok tartışılan konuları arasında padişahların aile hayatı gelmektedir. Bir kısım yazarlar padişahların harem hayatını bir sepahat ve gayrimeşru eğlence hayatı gibi takdim etmeye çalışmaktadırlar. Ancak bunların dayandıkları mehazlar genelde Avrupalı gözlemcilerin, gezginlerin, düşünürlerin hayal ürünü eserleridir. Haremdeki aile hayatına dair tasvirler, Osmanlılar hakkındaki kitapların satışına çok açık bir biçimde yardımcı oluyordu. Bu sebeple bu tip anlatım ve tasvirler eserlerde abartılı bir biçimde yer bulabiliyordu. Nitekim günümüzde de bir padişahın hanımını konu edinen ve cinsel fantaziler üzerine kurulu romanlar, filmler, diziler daha fazla rağbet görebilmektedir. Oysa meseleyi ciddi ve ilmi bir tarzda ele alan yerli ve yabancı yazarlar ve tarihçiler haremin içi işleyişi ve sakinlerinin yaşantısına dair pek az bir bilginin mevcut olduğuna vakıftırlar. Harem, isminin de gereği olarak yabancıların gözlerinden gizlendiği gibi içteki hayata dair konuşmalar da yine başkalarının işitme alanı dışarısında kalmıştır. Haremde yaşayanlar ise bu durumu belki hayatlarının en büyük sırrı olarak kendileriyle birlikte mezara götürmüşlerdir. Saltanatın babadan oğula geçtiği bir hanedanın her hükümdarı gibi Osmanlı padişahı için de önemli bir siyasi anlam yükü olan aile hayatı asla bir cinsel zevk olarak düşünülemezdi. Zira evliliğin sonuçları evlatlar, tahta kimin geçeceğini yani bizzat hanedanın varoluşunu etkiliyordu. Bu serimizde Osmanlı'nın en çok merak edilen valide sultanlarının hayatlarını bulacaksınız. Kuruluş döneminden 2. Bayezid'e gelinceye kadar Osmanlı padişahları ve şehzadeleri, Müslümanlardan nüfuzlu kişilerin, Anadolu beylerinin, Bizans, Sırp ve Bulgar krallarının kızlarıyla evlendiler. Bu evliliklerde siyasi nüfuz elde etme, diplomatik faydalar veya kız babası öldüğünde toprak talep etmek gibi gayeler hedefleniyordu. Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Gazi'yi Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun ile evlendirmesinde muhakkak ki ahilerin desteğini de temin etmek maksadı da yatmaktaydı. Nitekim Ertuğrul Bey'in vefatından sonra aşiretin başına amcası Dündar'ın muhalefetine rağmen ahilerin de desteğini temin eden Osman Gazi seçilmiştir. Osman Gazi ikinci evliliğini yine nüfuslu bir şahsiyet olduğu tahmin edilen Ömer Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır. Bilecik Tekfuru oğlunu Yarhisar Tekfuru'nun kızı ile evlendireceği zaman düğüne Osman Gazi'yi de davet etmişti. Tekfurlar Türk Bey'ini düğüne katıldığı sırada ortadan kaldırmayı kararlaştırmışlardı. Ancak tertip edilen dostu Harmankaya hakimi Köse Milhal'in ihtarıyla zamanında haberdar olan Osman Gazi mükemmel bir plan tertip ederek Tekfurları pusuya düşürdü. Bilecik ve Yarhisar'a sahip olurken Holafira isimli gelin de Osmanlıların eline geçmişti. Osman Gazi Holafira'yı oğlu Orhan'a nikahlayarak bir anlamda onun babasının topraklarına hakim olduğunu göstermiş oluyordu. Daha sonra Müslüman olarak Nilüfer adını alan Holafira, hayır ve hasenatıyla Bursalıların gönlünde taht kurmuştur. Nilüfer Hatun, Bursa'da Kaplıca Kapısı yanında bir tekke, Darülharp mahallesinde bir mescit ve Bursa Obası'ndan geçen çay üzerine güzel bir köprü yaptırmıştır. Bu nedenle çaya Nilüfer adı verilmiştir. Orhan Gazi'nin önce Bizans İmparatorlu 3. Andrikos'un kızı Asporca Hatun ve sonra 4. John Cantacuzene ile eşi Irene'den doğan Theodora yani Maria ile evlenmesi ise Rumeli'ye geçişin imkan dahiline alınması
ve saltanata geçişi sağlamak hedeflerine matuftur. Kant'a kuzen Orhan Bey'in kuvvetleri sayesinde İstanbul'a girerek imparatorluğa kavuşmuş, Trakya ve Makedonya'daki hakimiyetini kuvvetlendirmiştir. Bu yardımlarına karşılık Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpi Kalesi'ni Osmanlılara vermiştir ki bu durum Orhan Gazi'nin Rumeli'ye geçişinin ilk adımı olacaktır. 1. Murat Han'ın Bulgar Kralı Şişman'ın kız kardeşi Tamara ile evlenmesi ise bu krallığın tabiyet altında tutulabilmesinin bir gereği olarak görülebilir. Zira Sultan Murat 1368'den sonra sırasıyla Bulgarlardan Aydos, Karainbat, Süzeboli, Pınarhisar ve Vize'yi zapt etmişti. Kral Şişman mukavemete muvaffak olamayınca sulh yaparak vergiyi vermeyi kabul ederek kız kardeşini de Osmanlı hükümdarına vererek dostluğunu pekiştirmek istemişti. 1. Murat döneminden itibaren Osmanlı padişahları gayrimüslim kralların kızlarının yanı sıra Anadolu beylerinin kızları ile de şehzadelerini evlendirmeye başlamışlardır. Aslında Anadolu beyleri ile bu münasebet çift yönlü olarak devam etmiş, Osmanlılar onlardan kız almalarının yanı sıra kızlarını da Anadolu beyleri veya oğullarına vermişlerdir. Osmanlıların bu yerinde fevkalade isabetli siyasetlerin sonucu geç de olsa meyvelerini vermiş ve bu evlilikler neticesinde Anadolu aşiretleri ve beyleri arasında sağlam, köklü ve daimi akrabalıklar tesis olmuştur. Anadolu'da yüzlerce yıllık muhabbet, birlik ve beraberliğin temelinde Osmanlıların bu siyasetinin rolü de unutulmamalıdır. 1. Murat Han, oğlu Yıldırım Beyazıt'ı Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun ile evlendirdi. Devlet Hatun'un annesi Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Veled Çelebi'nin kızı Mutahhare Hatun'dur. Süleyman Şah, kızının çeyizi olarak beyliğinin en güzel yerleri olan Kütahya, Tavşanlı, Emet ve Simav şehirlerini Osmanlılara vermiştir. Yine Yıldırım Beyazıt, Kosova Meydan Muharebesi'nden sonra kendisine karşı ayaklanan Anadolu beylikleri üzerine yürüdüğünde, Aydınoğlu İsa Bey karşı duramayarak tabiyetini arz etmişti. Buna karşılık Yıldırım Beyazıt ise İsa Bey'e bir miktar toprak bırakırken, onun Hafsa Hatun adındaki kızı ile de evlendirilmiştir. Kosova Savaşı'nda yani 1389'da Sırp Kralı Lazar ölmüş ve yerine oğlu Lazaroviç geçmişti. Yıldırım Beyazıt kendisiyle sulh anlaşması yaparken dostluğunu pekiştirmek için kız kardeşi Despin ile evlenmiştir. Despin bazı kaynaklarda Olivera olarak da geçer. Osmanlılar doğuda kendilerine karşı en güçlü devletlerden olan Memlüklerle aralarında tampon devlet konumundaki Karamanlılar ve Dulkadiroğulları ile de evlilik yoluyla akrabalık kurmaya ve dostluklarını ilerletmeye çalışıyorlardı. Nitekim Çelebi Mehmet, Fetret dönemi sırasında Dulkadiroğlu Süli Bey'in kızı Emine Hatun'la evlenmek istemiş ve bu arzusu hüsnü kabul görmüştür. Çelebi Mehmet ile Emine Hatun 1403 yılında evlenmişler ve bu evlilikten ertesi yıl 2. Murat doğmuştur. 2. Murat Han da Anadolu beylerinden Candaroğlu 2. İbrahim Bey'in kızı Hatice Hatun, Amasyalı Şedgeldi Paşa'nın torunu Yeni Hatun ile evlilikler yapmıştır. 2. Murad'ın siyasi evliliklerinden biri de Sırp kralı Jori Brankoviç'in kızı Mara Hatun'dur. Brankoviç, Türk akınlarını önleyebilmek için kızı Mara'yı 1435 yılında 2. Murad ile evlendirmiştir. Osmanlıların Balkanlarda zor duruma düştüğü bir dönemde Edirne-Seged'in anlaşmasının imzalanmasında Mara Hatun'un büyük rolü olmuş ve böylece 2. Murad toparlanma imkanı bulmuştur. Bazı yazarlar 2. Mehmet'in yani Fatih'in annesinin Mara Hatun olduğunu ısrarla savunurlar. Oysa Fatih'in 1431 yılında doğduğu düşünülürse 1435'te gerçekleşen bu evlilikten böyle bir doğumun ne kadar imkansız olacağı ortadadır. Buna rağmen bazı yazarlarda aynı gayret keşliğin devam ettirilmesi akla başka niyetler başka maksatlar olduğunu, çamur at izi kalsın prensibinin uygulandığını apaçık bir biçimde vermektedir. 2. Murat bu arada 2. Kosova zaferinden sonra Karamanoğullarının muhtemel bir hıyanetinden çekinerek Dulkadiroğlu Süleyman Bey ile akrabalık kurmak istemiştir. Bu itibarla Süleyman Bey'in kızı Sitti Mükerreme Hatun'un oğlu
Mehmet istemiştir. Süleyman Bey'in de muvafık olmasıyla Şehzade Mehmet ile Sitte Hatun Edirne'de 3 ay süren muhteşem ve göz alıcı bir düğün merasimi ile evlenmişlerdir. Görüldüğü gibi Fatih Sultan Mehmet'e gelinceye kadar Osmanlı padişahları Bizans, Bulgar, Sırp krallarının ve Anadolu beylerinin kızları ile siyasi evlilikler kuruyorlardı. Bunun yanı sıra saraya alınan ve burada yetiştirilen cariyeler ile az da olsa evlilikler görülüyordu. Nitekim 1. Murat'ın Gülçiçek, Çelebi Mehmet'in Kumru Hatun, 2. Murat'ın Hüma Hatun ile bu yolla evlendikleri bilinmektedir. Ancak Fatih'ten itibaren cariyelerle evlenme usulüne doğru sistemli bir geçiş süreci başlamıştır. 2. Beyazıt ve Yavuz dönemlerinin sonunda devşirme sistemi içerisinde evlilik Osmanlı Sarayı'na hakim olmuştur. Fatih'in Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızı Sitte Hatun'un dışında kalan eşlerinden Gülbahar Hatun aslen Arnavut, Çiçek Hatun Sırp, Venedik veya Rum, Helene ise Rum'dur. Gülşah Hatun'un ise milliyeti bilinmemektedir. 2. Beyazıt, Dulkadiroğlu Alaüddevle'nin kızı Ayşe Hatun ve Karamanoğullarından Nasuh Bey'in kızı Hüsnü Şah Hatun'un yanı sıra Bülbül Hatun, Ferahşah Hatun, Gülbahar Hatun, Gülruh Hatun ve Şirin Hatun adlı cariyeler ile de evlenmiştir. Yavuz Sultan Selim'in güzelliğiyle meşhur hanımı Hafsa Sultan'ı bazı tarihçiler Türk olarak gösterseler de aslen cariye olduğu vesikalardan anlaşılmaktadır. İşte Fatih ile beraber cariyeler ile evlenme usulü genişlemiş, 2. Beyazıt devri sonunda ise umumi bir kaide şeklinde saray hayatına girmiştir. Bu usul pek az istisnası dışında hanedanın yıkılışına kadar da devam etmiştir. Peki arkadaşlar, niçin cariyelik sistemi? Dilerseniz bu sorunun cevabını bir sonraki videomuzda verelim. Şimdilik hoşça kalın.